Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü paylaşımımın konusu domates salçası yapımı. Şimdi domates salçasını nasıl yapıyoruz? Aşama aşama sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak tarlamıza dikmiş olduğumuz salçalı domatesleri toplamakla işe başlıyoruz. Domatesleri ilk olarak kovalara topluyoruz. Kovalardan da kasalara aktarıyoruz. Yaklaşık bir kasa domates 22 ila 25 kilo aralığında gelmekte. Toplamda 9 kasa salçalık domates topladık biz. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada domateslerimizi yıkayacağız. Toplamış olduğumuz domatesleri birer kasa birer kasa leğenlere döküp leğenlerde yıkıyoruz. Yıkama işlemi sırasında bir yandan da domateslerimizin kesim işlemini yapmaktayız. Domatesleri 3'er 4'er parçaya bölüyoruz. Domatesleri kevgire koymaktayız. Kevgirin altında da kovamız var. Kevgirden domateslerin suyu kovaya sızmakta. Ocağımızı hazırladık. Ocağımıza leğenimizi koyduk. Kesmiş olduğumuz domateslerimizi leğenimize döküyoruz. Üçüncü aşamada domateslerimizi haşlama işlemini yapmaktayız. Domateslerimiz haşlanana kadar leğenimizde kaynatacağız. Bir yandan da sürekli kürekle leğenimizdeki domateslerimizi karıştırıyoruz. Biz domates salçamızı kaynatırken meşe odunu kullanmaktayız ocağımızda. Meşe odunuyla ocağımızı yakıyoruz. Altında ateşi hiçbir vakit eksik etmiyoruz. Sürekli ateş yanıyor. Burada size bir püf nokta vereyim. Leğenimizi ocağımıza oturtturduktan sonra leğenimizin etrafını çamurla sıvıyoruz. Böylelikle leğenimizin yanları kararmamış oluyor. Domateslerimiz haşlanmaya başladı. Şimdi salça kaynatımında dördüncü aşamaya geçiyoruz. Haşlanan domateslerimizi kazanımıza alıyoruz. Tabii haşlanan domateslerimizi alırken kazanımıza bir yandan da leğenimizin dibi tutmasın diye sürekli kürekle karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi 5. aşamamıza geçiyoruz. 5. aşamamızda salça makinamız var. Haşlamış olduğumuz domateslerimizi bu salça makinesinde çekiyoruz. Tepsiyle tuttuğumuz yere domateslerin fosası birikmekte. Bu görmüş olduğunuz ön taraftaki kovaya da haşlamış olduğunuz domatesimizi asıl kaynatılacak bölümü birikmekte. Kova dolunca hemen ocaktaki kazanımıza bu kovamızı boşaltacağız. Altıncı aşamaya geçtiğimizde bu kovada biriken salçayı leğenimize döküyoruz. Şimdi salça kaynatımında 7. aşamamızda artık leğenimize dökmüş olduğumuz salçamızın kaynamasını, koyulaşmasını bekleyeceğiz.
Bizim özel salça küreğimiz var tahtada. Bu kürekle durmadan salçamızı karıştırma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Şayet karıştırmazsak leğenimizin dibi tutabilir ve yanabilir. Bu yüzden sürekli kürekle karıştıracağız. Şimdi 8. aşamada salçamıza tuz atacağız. Tuzu salçamızın indirmeye yakın vakitte atmaktayız. Salçamız iyice koyulaştıktan sonra 3 avuç tuz atıyoruz. Tuz da salçamızla iyice karıştırdıktan sonra salçamız olmuş demektir. Şimdi 9. aşamaya geçtik. 9. aşamada artık salçamızı ocaktan indiriyoruz. Leğenimizin bir tarafı yüksekte olacak şekilde koyup kürekle salçamızı bir tarafa biriktiriyoruz. Salçamızı bir tarafa biriktirdik. Şimdi küçük leğenimize salçamızı alıyoruz. Salçamızı küçük leğenimize kürekle veya tas yardımıyla almaktayız. Biz bu salça kaynatma yöntemini babaannemden öğrendik. Babaannem de babaannesinden öğrenmiş. Yani nesillerden nesile devam ettirmekteyiz. Babaannemin de bizden bir isteği var. Evlatlarım der, bu salça kaynatma işini asla unutmayın. Ben olmasam da bu salça kaynatma işlemini her sene mutlaka bu şekilde yapın diye bizi sürekli öğütler. İnşallah biz de her sene bu şekilde salçamızı kaynatmaya devam ederiz. Ve artık en son aşamaya geldik. Bu aşamada da birer litrelik cam kavanozlarımıza salçalarımızı koyuyoruz. Kavanozlarımızın ağzına kadar salçayla doldurduktan sonra kapaklarını kapatıp inşallah bir yıl ağız tadıyla Rabbim yedirmeyi nasip etsin bizlere. Bu sene de çok şükür salçamızı kaynatmış olduk. Elimden geldiğince aşama aşama domates salçamızı nasıl kaynatıyoruz onu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Ufak da olsa domates salçası nasıl yapılır, nasıl kaynatılır? Bunun hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur inşallah. Böylelikle bir paylaşımımın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Paylaşımım hakkında sorularınız olur ise paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.